Merhaba arkadaşlar. Bir Vibe Coding videosuyla da karşınızdayım. Bu videolar nedense çok izleniyor. Özellikle bu karşılaştırma, bir şeyler karşılaştırma kafası baya bir talep görüyor. Dolayısıyla ben de aynen bu talebe karşılık vermek için devam ediyorum videoları kaydetmeye. Bu videoda Opus 4.5 Thinking modeline bakacağız. Bunun bir de normal Thinking olmayan versiyonu var. Sanırım kompozörle şey karşılaştırmıştık. Google'ın Gemini'sini karşılaştırmıştık. Şimdi de aynı senaryoyu Opus'ta deneyeceğiz. Opus ilgili videonun altına Hasan yorum yazmıştı. Abi hiç Opus'u denedim mi diye. Benim o ana kadar Opus'tan haberim yoktu açık konuşmak gerekirse. Sonrasında çok fazla kişiden Opus'u duymaya başladım. Dolayısıyla biraz da denedim. Gerçekten çok fantastik bir model. Bu videoda da, bu videoda da Opus'la beraber yine bizim o geçenki API'yi kullanıp bize bir uygulama yap diyeceğiz. Prompt birebir aynı. Hatta şuna ben run diyeyim. Plan modunda. Bakalım neye benzeyecek. Ben bir iki deneme yaptım. Şimdi size bunu paylaşıyorum. Ücretsiz API ile bilmem ne uygulaması diyor. Yapsın bakalım. Bu arada Gravity'ye sürekli güncellemeler geliyor. Fakat hala da benim gözümde bayağı bir şey ne derler. Geride duruyor Cursor'a göre. Fakat bu Cloud'e'nin Command Line'da çalışan adını da unuttum. Yazayım şurada bir yere. Cloud, şey kod sanırım. Cloud'a kodu denemem yönünde birkaç arkadaş yorum yazmış. Onu da deneyeceğim. Çünkü geçen Ömer'le konuşuyorduk. Ömer şey demişti. Ee, ücretsiz Hangisini yapmamı lazım? pokey API, Joke API. A olsun. O buraya skip geldi. Bu yoktu galiba. Neyse continue, devam. Bu arada Türkçe cevap verdi bu da. Şey, bu Google'ın banana diye bir imajlarla ilgili şeyi var. Ne derler? Modeli var. Onun API'ye daha iyi sonuç veriyormuş gibisinden bir muhabbet etmiştik. İşte neden öyledir? Niye öyle olabilir? Falan diye. Yani normal size sunduğu arayüzden kullanıyorsunuz. Başka bir deneyim sunuyor size. Şeyden command line'dan ya da işte API'ni kullanıp daha doğrusu kullandığınızda size başka bir deneyim sunuyor. Şuna bu dedik zaten. Bu çalışıyor. Çalışsın. Ben gevezelik yapayım biraz. Aynı şekilde bir arkadaş işte şey bu Claude kodun şeyden ne derler cursor'dan daha iyi sonuçlar verdiğini söyledi. Ben içgüdüsel olarak şey yapamıyorum ne diyor. O bir tane daha şey sordu. Tuduz. Bunu ilk defa karşılaştım. Vit ile V3 projesi oluştur bilmem ne yap. Tamam pardon sormamış. Bunlar şey yapacağı adımlar. Bu ilk diyelim. Bu yapsın. Dosya yapısı falan çıkarttı. Güzel. Şey güzelmiş bu arada şu. Bayağı bir güzel çıkarttı yani. Tamam yardırsın bu. Ben command line tool'larını kullanamıyorum. Hatta Codex'ti sanırım OpenAI'nki. Onu da anlatmıştım bir videoda. Yani çok bu benden kaynaklı muhtemelen. Editör olması lazım, görmem lazım, dosyaları falan görmem lazım. Dolayısıyla o tarz aletleri kullanamıyorum ama performansı bayağı iyiymiş. Onu da deneyeceğim ilk fırsatta. Tabi denemeden bir şey anlamak çok zor oluyor ama alışkanlıkları terk etmek çok... Işte yılların alışkanlığı terk etmek çok kolay olmuyor. Şimdilik Cursor'la devam ediyoruz. Tailwind CSS init ediyormuş. şu anda sadece projeyi oluşturmaya çalışıyor. Oluştursun bakalım ne olacak. Bu arada kompozör kompozör diyorum yani. Şurası kompozör acayip yapıyor. Ama bu Opus'un inanılmaz iyi şeyleri var. Yorumları var yani insanların Opus'a karşı. Bakalım neye benzeyecek. Geçen bir yerde mi okudum? Bir yerde mi dinledim? Çok hatırlamıyorum. Çok güzel bir şeyden bahsediyordu vatandaşım kendisi. Şey diyor. Biz diyor AI'dan bir şey istediğimiz zaman biz içgüdüsel olarak direkt bizim istediğimizi yapmasını istiyoruz. Halbuki diyor kendi yaratıcılığının da yer yer katıyor olması lazım. Şimdi bazen ipin ucunu kaçırıyorlar. istediğimizi yapmıyorlar. Daha doğrusu şöyle istediğimizi yapıyorlar. Ekstra başka işlere bulaşıyorlar. Bazen mota mot bizim istediğimizi yapıyorlar. Yaratıcılık beklediğimiz noktada yaratıcılık ortaya koyamıyorlar. Ama bunlar zamanla bayağı bir ilerledi. Özellikle bu şeyde, Composer'da hem yani nasıl söyleyebilirim bunu bilmiyorum. Bu tamamen dediğim gibi yani bir deneyim çıkarımın sonucunda söylediğim şeyler. Hem dediklerimi yapıyor evet güzel bir şekilde. Hem de yerine göre de kendinden bir şeyler katıyor. O kısmı bence çok şey kıymetli ve güzel. Eskiden nasıldı? Eskiden derken bazı modellerde nasıl bu iş? Adama diyorsun ki git background'ı kırmızı yap. Mesela herif background'ı kırmızı yapıyor gidip bin tane dosyaya dokunuyor gitmişken Acayip bir yerlere evliliyordu iş ama günümüzdeki modeller bu işi bayağı iyi kotarıyorlar onu söyleyebilirim. Ya insanlar arka tarafta bayağı bir kafa yoruyor bu arada şeye. Ee, bu hikayelere. Bir de tabii işin içinde bir de performans da olması lazım. Opus yardırıyor kardeşim benim. Yardırsın bakalım. Tailwind ile modern UI tasarımı. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Dediğim gibi bu tarz videolar bu ara çok izleniyor. Bir türlü GitHub'da düzgün repository keşfedemiyorum. Onun tedirginliği var içer içimde. Diyecektim ki patladı. Beceremedi ilk etapta. Bakalım bu anlayacak mı hatayı. Vallahi otomatik kardeşim. Çok fazla update geliyor cursor'a. Gün aşırı update geliyor desem yalan olmaz. Sürekli adamlar debeleniyor. Bak browser'dan çalışmadığını anladı. Tailwind'in konfigürasyonunu yapıyor şu anda. Post CSS konfigürasyonu falan filan tekrar run ediyor projeyi. Yani cursor command line'ı bayağı iyi kullanıyor. Abi bu nedir? Renkler, renkler çok iyi lan. Yani ilk işte wow efekti bak bir daha bir şey yapıyor. Ne yaptı? Bir daha kontrol ediyor. Etsin bakalım. Şunu anlamadım. terminal Terminals diye bir şey var. Nerede o? Bunu ilk defa gördüm ya. Şurada bir tane şey var. Cat şunun için ha cursor'ın içinde, project'in içinde terminal. He, herif şey yapıyor. Terminal'in çıktısını bir txt dosyaya yazıyor. Bu bence yeni geldi. Çok emin değilim. Bak. Vay anam vay. Oradan şeye bakıyor muhtemelen. Bak capture screenshot planning next moves. Demin hata oldu ya. Aynı hata sonuçta terminalde de var. Gidip eskiden terminalden okuyordu ya da okuyamıyor muydu acaba? Çok emin olamadım. Aslında çok zekice yapmışlar onu bak. Terminali gidip şey yazıyor. Diske. Güzel. Oradan gitti şey yaptı. Uygulama harika görünüyor. Şimdi detay sayfasını test edeyim. Et bakalım. Ben bir şeye dokunmuyorum bu arada. Şunu söyleyeyim. Şu anki hissiyat ve izlenim olarak. Kesinlikle arkada bir insan var. Yani Opus 4.5 aslında bir insan olabilir. Abi daha ne yapsın adam ya. Adama gerizekalı bir prompt verdik. Taking screenshot. Herhalde ki en sona bir şey verecek bize. Neler yaptığına dair özet bir bilgi. Çok iyi ya. Şuna tıklayayım mı acaba? Tıklasam mı? Akıl gider mi ya da hiç tıklamayayım? Kodlarına bakalım biraz beklerken, değil mi? Viewslar var. Pokemon detail Dünyomda. Nasıl yazmış kodu merak ediyorum. Sprite diyor falan derken bir şey daha yaptı. Navigate. Bak tamam anladık ya. Detay sayfası da mükemmel çalışıyor. Filtreyi de dene. Dene kardeşim. Çalışan demir pas tutmaz. Type page. Güzel. Her şeyi güzel şey yapmış. Komponent e, komponent yapmış. Bak. Şey bile koymuş buraya ya. Güzel. Composables'da ne var? Use Pokemon. Hmm, güzel. Haydi veriyorsun. Getiriyor. Fetch yapmış. Şimdi buna ben bir iki iterasyon bir şey yaptıracağım. Bakın nasıl becerebilecek mi onları. Çünkü dediğim gibi yani ilk initial projeyi oluşturmak görece tüm modellerin becerebildiği bir şey. İşler büyüdükçe bizim ondan isteklerimiz mevcut var olan bir kod üzerine değişiklik istediğimizdeki performansları bazen şey oluyor. Garip oluyor. Düzgün beceremiyorlar. Mesela şey diyebiliriz buna. Mükemmel. Ya tamam oğlum ya. Oha. Gitti şeyi sildi lan. SVG'yi sildi. Şey oluştur, oluştursun. Şunu söyleyeceğim. Şey diyelim mesela. Fetch kullanma. Axios kullan diyelim. Gitsin bunu mesela reply sessin. Sonra da o diyelim. Mesela services diye bir tane şey oluştursun. Dosya oluştursun. Onun içinden bunları resolve etsin. Falan filan. Bakalım becerebilecek mi onlar. Kim muhtemelen becerir yani. Bitirdi her şeyi. Keep all diyelim. Vallahi eline sağlık kardeşim. Sen diyecek bir şey yok. Readme'ye mi yazdı bunları? Screenshotları aldı. Peki nereye koydu onları? Özet. Modern bir oluşturdum. Doğru. 151 orijinal Pokemon'u gösteren bir layout. Falan filan. Şurada bir bakalım uygulama neye benziyor. Elektrik. Ben bu arada Pokemon falan çok da bildiğim bir şey değil. Bizim Kuşak Poke İmam'ı bilir. <laughs> Bizim kuşak Poke İmam'ı bilir. O kadar yani bir Pokemon'la olan. Bizim çocukluğumuzun sonlarına denk geldi. Vallahi bildiğin çalışıyor. Pikachu'yu biliriz biz yani. Raichu Nedir bu bilmiyorum. Neyse çok güzel. Şu aldığı screenshotları nereye koyduğunu bilmiyorum. Bir yere koyduğunu. Neyse önemli değil. Şimdi dediğim gibi bir sonraki iterasyona geçelim. Şöyle diyelim. Bir önce hakkını verelim. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Teşekkürümüz edelim abi. Bunların yarın başımıza açacağı belaları şu andan bilemeyiz. İnsan gibi konuşalım. Teşekkürler. Şimdi şunu yapmanı istiyorum. Fetch ile değil Services adında bir klasörün altına Quest'leri bu servis üzerinden gerçekleştir. Enter. Bunu yapsın bakalım neye benzeyecek. Fetchli yapmış. Güzel. Tamam şu şuralar muralar. Extract ID from URL. Ne bu? Hmm, tamam. Yapsın bakalım bunu yapabilecek mi? Şey hareketi çok güzel değil miydi ya? Taracı da açtı. Hatayı anladı oradan. Ben orada çok etkilendim. Orada çok etkilendim gerçekten. Ve seçtiği uygulama da şey. Görece iyi bir uygulama. Zaten bize sordu gerçi de. Seçtiği uygulamalar iyiydi yani. Vallahi herif direkt Ya abi şey çok sihirli değil mi ya? Daha bir sene önce bunu beceremiyorlardı bu hareketi ya. Herif gitti install Axios dedi. Güzel. Gitti servisisi de oluşturdu. Herif bildiğin vay bak komentleri momentleri yardırıyor. Hasan kardeşim dediğin kadar varmış. Yani en azından şu basit örnekte bile şey hissini alıyorsunuz ya çok güven veriyor. Oo mis gibi yazdı bak. Evet API şeyi de client'ta tanımladı burada. Bitti mi lan? Taking screenshot. Bu screenshot alıp da nereye koyuyor acaba ya? Acaba bir güncellemede şey mi geldi bir yerlere? Screenshot'ları gösterdi ya da ne bileyim böyle bir feature mu geldi acaba diye düşünüyorum. Önemli kod parçaları. Mesela şunu anlamadım. Buna bir bakmakla şu neymiş? this page hard reload şunu bir değiştirdim diyecektim. Yok bu da güzel çalışıyor. Her şey güzel çalışıyor. Şeye bakacağım. Use Pokemon içinde ne yaptı? Silecek tabi her şeyi. Servisten kullanacak. Capture screenshot. Abi, abi, adam yapıyor ya. Servise gidelim. Peki zor bir şey isteyeyim ondan. Zor derken temayı değiştirdim. Bakalım becerip temayı değiştirebilecek mi? kini test ediyor. Bu bu modeli mi özgü bu yoksa bir şey mi bilmiyorum. Bu yeni gayde e mi çıktı yani? Sürekli test ediyor, bir şeyler yapıyor. Test etmem mi demem lazım acaba? Tamam, bunu becerdi zaten. Onu anladık. Şuraya gidelim. Keep all diyelim bir. Güzel. Bak mis gibi yazdı şunları. Güzel. Yapılan değişiklikler. Tamam, çok güzel. Anlıyorum seni kardeşim. Keep diyelim hepsine. Hı. Mis gibi oldu her yer. Daha da güzel olabilir ama önemli değil. Şimdi temayı değiştirmeni istiyorum. Daha bir 90'ları anımsatan renkler vs olsun. Bakalım bunu nasıl yapacak? Yapabilir mi ya da? 90'ları mesela anlayacak mı? Yani soba koyabilir mi şeye şuraya bir? Üstünde mandalina olan sova. İnanılmaz kasıyor da şu anda neden kasıyor? Çünkü şeyden kasıyor. Bütün şeyleri koymuş buraya arkadaş. Sayfalama falan yok. Dolayısıyla geberiyor. Bu arada bak deminki iterasyonda şeyi düzeltti sanki ya. Şurada bir gariplik vardı. Onu sanki fixledi. Çok da emin olamıyorum şu anda. Yapsın bakalım hareketini kardeşim. Yap bakalım. Nostaljik Pokemon temasını yapalım. Ben sanırım bu yapay zeka çok basite alıyorum bazen. Ee, biraz biraz defans defansidir ya. Millet bilimsel konuları tartışıyor yapay zeka ile ben de 90'ları anlayabilirim mi diyorum. Benim ön yargılarım çok acayip ya. Yardırıyor. O sukulu bile değişti lan. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi değil mi fontlar falan? Saygıyla önünde yapay zeka kardeşimin eğiliyorum. Gerçekten ya yani şöyle söyleyeyim. Çektiğim tüm videolar içerisinde Abi animasyon. Hedra baksana ya. Çektiğim videolarda Lan bir yandan o şov iyice ne şova döktü işi kardeşim. Çektiğim videoların tamamındaki en iyi en iyi şey wipe coding bu yani. Gördüğünüz gibi hiçbir şey dokunmuyorum abi. Wipe coding ise wipe coding yani. Yardırıyor kardeşim. Şurayı da kapatayım. Burası da niye açıksa artık. Daha ben orayı açmam. Yap. İşinin adı ne? Şu gradient. Gradient. Şunu anlamadım. Of. Şuraya şey koydu da. Şey anlamadım ya. Card background computed diyor. Neye göre acaba? Abi adam iyice şova döktü işi ya. Size bir şey diyeyim mi? Şey vibe aldım ondan şu anda. Baktım ki yapabiliyorum. Her şeyi yapayım yani. Ulan bunu bir yayınlasam ben ya bir yerde. Bildiğim bir şey bu yani. Halda yapıyor. Mesela şu anda benim bakıp da göremediğim neyi yapıyor? Pokemon detayını yapıyormuş. Tıklayalım şunu. 6.9 kilo. Balbazar. Hee bunu hatırlıyorum. Şerefsiz hatırlıyorum. Oha. Şunlar herhalde ki yetenekleri mi oluyor? Ne oluyor? Abi bu ne kadar güzel yaptı bunu ya. 1996 style. Bak tamam oğlum tamam sevdik seni. Abartma artık. Abartma. Abi adam var ya. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle bir Hintli var arkada. Tamam mı? O yazıyor bunu. Bu kadar hızlı yazdığına göre. Ne kadar güzel oldu ya. Filter by type. Sen ne yazayım buna? Hiç i̇sim de bilmiyorum ki. Skirtle mu vardı? Ha. Yani size ne kadar geçti bilmiyorum. Ben çok etkilendim ya. Loadingler, modingler. Şu scroll bar detayı beni benden aldı. Yani bunu bile git değiştirdi ya. Harika. Şimdi detay sayfasına bakalım. herif. Şöyle şunu bir darlayayım bakayım. Bu kadar şey yapan hayvan. Ben bunu bir yere koyayım bu çalışsın ya. Bir şurası çok şey oldu. Hadi o kadar olur ya. Onda bir şey olmaz. Tasarım elementleri. Herif 90'lar. Retro tema değişiklikleri. Neon renkler. VT 323 retro monospace metin için demiş. Tasarım elementleri. Herif bildiğin. Kartlar yeniden dağıttı yani. Keep all diyelim. Peki şeye bir bakalım. Bitirelim videoyu. Bunları bir style'ın içine mi yazdı? Yani tabii ki öyle yazmıştır da nasıl yazdı yani? Tailwind'e bağlı mı kaldı yer yer? box-shadow falan filan. Yok, sıfırdan custom bir CSS yazdı normal zaten de. Ya bir şey söyleyeceğim. Ha bak şeyleri de kullanmış ana renkleri, bir şeyler yapmış yani. Çok da salahana döşeyip gitmemiş. Abi çok iyi ya. Yani bunu benim diyen... Kaç dakika oldu? 10 dakika olmuştur, 15 dakika. Benim diyen adam bile yapamaz bu kadar güzel. Şunun güzelliğine bak. Da ben bunun şeyini alayım bir. Ekran görüntüsünü kapağa bunu koyalım. Çok iyi oldu. Yani gerçekten arkadaşlar bu opus, opus harbiden opusmuş. Tabi bunu değişik dillerde, değişik kod bezlerde denemek lazım. Dediğim gibi ben şeyi daha çok tercih ediyordum. Kompozörü ama bir süre bu opusu bir kullanayım bakayım neye benzeyecek. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum yani. Emoji süslemeleri falan. Gerçekten adam çok iyi iş yaptı ya. Şu search, search şu denedik. Şuradaki şu filter da güzel çalışıyor. Abi çok iyi ya. Yani çok etkilendim. Bu iş nereye gidiyor? Hayret. Yani çok cümle kuramıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.